Evet. Pek. Gördüm. Neyin var? Ulas. Malları sen teslim al, hemen yerine götür. İstediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz Feyza Hanım. Mesela ben sizin için her şeyi yapabilirim. Siz Selim'in en yakın arkadaşısınız değil mi Murat Bey? Olabilir, fakat bunun size olan hislerimle bir ilgisi yok ki. Lütfen beni yalnız bırakın. Değer mi Selim için? Ne romantik bir gece değil mi çocuklar? Sıkıcı, tatsız bir gece o kadar. Hoppala! Hey heylerin gene üzerinde. Hadi ben gideyim de tadını iyice çıkarın kavganın. İyi geceler Feyza Hanım. Kimdi o içeride konuştuğun acayip adam? Ne yapacaksın? Demek açıklanamayacak birisi. Buraya kadar gelebiliyor ama. Uğursuz biri olduğu belli. Ne alışverişi var seninle? Şimdi de işlerimin hesabını mı vereceğim? Bu değirmenin suyu nereden geliyor hiç düşündün mü? Bir iş adamı her çeşit insanla konuşabilir. Bir eksiğin olursa o zaman konuş sen. Görmüyor musun Selim, anlamıyor musun? Mutlu değilim ben. Yok canım. Bir kadının mutlu olabilmesi için her şeyi verdim sana. Daha ne istiyorsun? Evet. Lüks bir ev. Para, otomobil, her şey var. Ama evde oturmaya vakit yok. İtki, kumar, sabahlara kadar orada burada sürtme. Çünkü kocam bir bunu bilir, bir de... Yeter! Yeter artık! Ne haldeyim? Ne istiyorum? Anlamak istemiyorsan çek git kumarına! Ben de başımın çaresine bakayım. Bebeğim, yavrum... Bilemezsin çektiğim acıyı. Sen olmasaydın ölümü bile düşünürdüm. Kahveni getirdim yavrum. İç kendine gelirsin biraz, hadi. Dadıcığım, ben annem gibi bir anneyi gördüm de... Sonunda ola ola öyle bir anne oldum. Yavrum benim, sen de çekecek misin benim çektiklerimi? Allah'ım, ne olur koru onu. Feyza, toparlan kızım. Dadı, bir ricam var senden. Benim duam kabul olunmaz. Öyle şey olur mu yavrucuğum? Yok yok, biliyorum bunu. Ne olur, sen ikimiz için de dua et. De ki... Ulu Rabbim, Feyzacığa doğru yolu göster, yardım et. Bu yavrucağı da kurtarıcısını vaktinde gönder. İş işten geçmeden gönder diye dua et. Bilal'i unutamıyorum dadı. Selim'le evlenmekle ne büyük bir hata ettiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Sözde nispet olsun diye evlenmiştim. Nasıl sildi beni hayatımdan, nasıl yaptı bunu? Bütün bu suallerin cevabını Bilal'in sana hediye ettiği ve hiç eline almadığın kitaplarda bulacaksın kızım. Kitaplar mı? Ya. Maşallah! Aferin kızım! Benim aklım fazlasına zaten ermez. Sen koca koca mekteplerde okudun. Akıllısın da maşallah! Bak işte kitaplar önünde. Oku, öğren artık! Akıl kaç para eder dadıcığım? İnsan sırf kuru akılla kaldı mı rezilleşiveriyor. Öğrene öğrene bir bunu öğrendim ben. O da mekteplerden, öğretmenlerden değil. Biraz senden... Biraz da yediğim tokattan. Hayatın vurduğu tokattan.
Ama bir vakitler hor gördüğüm bu kitaplarda buldum aradığım şeyleri. Sorularımın cevaplarını. Fakat suç kimin söyler misin dadıcığım? Böyle şeyleri insan keşfetmez, öğrenir, öğretirler insana böyle şeyleri. Sevap, günah, hayır, şer... Bunlardan bana annem mi bahsetti, babam mı? Ya sen dadı? Senin elinde büyüdüm ben. Söyledin mi hiç? Kendimi kendimden ayrı tutabilmem için ne yapmam, nasıl davranmam gerek? Dinimin icapları nelerdir? Bir gün olsun çekip de söyledin mi bana? Ah kızıma, hiç sorma bunu. Ben sana dinini, örf ve adetlerini öğretmeyi çok istedim. Öğretiyordum da. O zamanlar sen küçücüktün. Bir gece aklımın erdiği kadarıyla gene anlatıyordum. Meğer baban dönmüş dinlermiş bizi. Bir hışım, bir paylama. Ne o? Biricik kızının kafasını hurafelerle nasıl doldururmuşum? Ya işte böyle kızım. Artık ışığı gördüm dadıcığım. Allah bana yeniden yola çıkacak kuvveti ihsan eder inşallah. Oo, daha yatmadın mı sen? Ne o koca karı? Karımın kafasına neler sokuyorsun yine? Hadi bakalım, al voltanı. Burası karı koca odası. Bu oda karı koca odası değil artık. Sevgili karıcığım uyumamış, beni beklemiş. Bu ne be? Temizlediler beni. Hazreti Mevla'ya gelin, ben de...